Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz nefis tadıyla tadına doyamayacağınız lokanta usulü terbiyeli limonlu tavuk çorbası. Tavuğumuzun içerisine bir tavuk göğsünü koyuyoruz. Üzerine 4 su bardağı su ilave ediyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Hafif aralıklı bırakıp tavuk göğsünü suda pişiriyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde etimiz pişiyor. Eti suyun içerisinden ayrı bir kabın içerisine alıyoruz. İki çatal yardımı ile etimizi gördüğünüz şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı koyup yağı güzelce kızdırıyoruz. Eriyip kızmış olan yağın içerisine bir yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Onu sürekli karıştırıyoruz. Pembeleşene kadar unumuzu kavuruyoruz. Ocağımız ne yüksek derecede olsun ne de düşük derecede, orta derecede yavaş yavaş kavuruyoruz. Pembeleşmiş olan unumuzun içerisine ayırmış olduğumuz et suyunu ilave ediyoruz. Birkaç dakika güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz şekilde içerisinde un olduğu için yavaş yavaş suyumuz koyulaştı. Un tamamen suyla birlikte eridi. 2 yemek kaşığı pirinç ilave ediyoruz. Ben pirinci ilave ederken kameraya çekmeyi unutmuşum. Kapağını kapatıyoruz ve pirinçlerin pişmesini bekliyoruz. Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 diş dövülmüş sarımsak koyuyoruz. Yarım taze limon suyu sıkıyoruz. Ve çırpma teliyle hepsini birlikte güzelce çırpıyoruz. Bir adet yumurta sarısı ilave ediyoruz. Yumurta sarımızı da tekrar birlikte çırpıyoruz. Ve pirinçleri pişmiş olan çorbamızın içerisine terbiyesini yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi tam kıvamında oldu. Bir taşım daha kaynatıyoruz. İçerisine yarım çorba kaşığı sebze tuzu ilave ettik. Arzu ederseniz normal tuz da kullanabilirsiniz. Sebze tuzu yalnız farklı bir lezzet getirdiği için ben genelde sebze tuzu kullanıyorum. Çorbamız pişti. Servisi hazırdır. Çorbamızı sıcak sıcak servis tabağına alıyoruz. Üzerine didiklemiş olduğumuz tavuk etini koyuyoruz. Tavada kızdırmış olduğumuz tereyağını üzerine döküyoruz. Üzerine nane veya dereotu serpiştiriyoruz. Acı sevenler için biraz acı pul biber. Taze limonumuzu da sıkıyoruz. Afiyet olsun. Yeni göndereceğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olmayı unutmayınız. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz çikolata soslu çörek tarifini almak istiyorsanız YouTube sayfasına Gülsüm Sarayı çikolata soslu çörek yazdığınız takdirde videolu tarifi izleyebilirsiniz. Köşelerde görmüş olduğunuz videolu tarifleri izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz videolu tarifin resmin üzerine tıklayınız. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.